Merhaba arkadaşlar, kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail, yeni bir gün, yeni bir video. Bitler paylaşılıyor. Canlı yayınlarda da bunları konuştuk. Şimdi 5.9'ları sizlerle değerlendirmek istiyorum. Çünkü herkes bayıldı. Kağıt üstünde 5.9'lar muazzam gibi görünüyor. Ama benim soru işaretlerim var. Muhtemelen bunları sizler de düşünüyorsunuzdur. Düşünmüyorsanız belki ben bunları sizlere söyledikten sonra kafanızdan bu söylediklerimi geçirip düşünüp ona göre açarsınız arkadaşlar. Çünkü çok belirsizlik var. Şimdi laf uzatmadan direkt videoya geçmek istiyorum. O yüzden lütfen yeni olanlar abone olmayı, hep beraber beğenmeyi, hep beraber büyümeyi unutmayalım. Çünkü sizler varsınız diye bu videolar var. Şimdi direkt videoya geçmek istiyorum. Desteğinizi eksik etmeyin. Let's go. Evet arkadaşlar, şimdi burada ne dedik biraz önce? 5.9 100 168 LBS 6.1 kol uzunluğu. Tabii küçük kısa kolları var. Bir guard. Isaiah Thomas gibi. 88 layup'ımız var arkadaşlar. Herkes diyor layup'lar çok iyi olacak, çok OP olacak. Bu yıl zaten 75 layup bile bu yıl çok iyiydi. Çok güçlüydü. Devam edelim. Midrange 89. Üçlük 99. Muazzam. Herkulade. Pas 72. Şimdi şunu düşünüyorum. Pasımız 72. Yani bu build'de 72 gösteriyor. Görünüyor. Ama benim düşüncem şu ki pas daha fazla gerekecek arkadaşlar. En az bir 80 gerekecek diye düşünüyorum. Çünkü niye? Arkadaşlar herkesin pasa ihtiyacı var. Bu yıl bile 75 bile kötü değildi. Kötünün biraz iyisiydi. Yine de toplar bazı animasyonlarda çok kötü gidiyordu. 80 gayet çok iyiydi arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim size? 80, 75 ile 80 arasında bayağı bir fark vardı, iyiydi. Bu sene de pas önemli olacak. Kim ne derse desin arkadaşlar, pası yüksek verin. Yoksa cidden oyunun zevki çıkmaz. Devam edelim. Ball handling 97 güzel. Speed with ball 94 güzel. Şimdi savunmaya geliyoruz. Bakın, interior defense 39. O kadar önemli değil ama perimetre 92. Steel 99. 99 steel. 5.9. Yani inanılmaz. Ama şu var. Şimdi gelelim Zurna'nın Zord dediği yere miydi? Bakın, 99 üçlüğümüz var. Bir badge var, mini marksman. Yani rakiplerimiz bizden 1 inç. 1 inç ne demek? 6-0. 1 inç. Rakibimiz 6-0 ise bizden 1 inç fazlaysa bu badge çalışıyormuş. Ama şöyle bir şey var. Bizi savunacak olan lockdownlar mesela. Diyelim sizi bir lockdown savunuyor. Ya da savunması yüksek bir build, bir oyuncu, bir karakter sizi savunuyor. Onun da perimetresi yüksek. Sizin 93 üçlüğünüz var. Şimdi benim de özel bir badge'im var. Şimdi ben onun üzerinden atabilecek miyim? Ya da o mu daha avantajlı olacak bana karşı? Ya da tam tersi. Oyunda dediler ki boy çok önemli. Lockdown köşede 6-6-6-7. Benden uzun yani. Onun boyu benden uzun. Benim perimetrem burada. Görüyoruz 99. Şimdi o benim üzerimden atabilecek mi? Çünkü şut atarken boy uzunluğu önemli dediler. Kontest sistemi için. Benim boyum kısa, o beni savunurken onun boyu uzun. Benim becim var, 99 üçlüğüm var. Ben corner'da perimetreyi savunuyorum. Yani corner savunuyorum, üçlüğü savunuyorum guard olarak. Karşımdaki lockdown benden uzun. Benim perimetrem de yüksek. O beni üzerinden atabilecek mi? Yani bunlar öyle sorular ki arkadaşlar. Yani bunların cevabı şu an kimsede yok. Ve herkes diyor ki boy uzunluğu önemli. Tamam, boy uzunluğu önemli şut atarken. Kevin Durant bilmem neyin üzerinden şut atıyormuş. Okey, buna da varım. Tamam, sıkıntı yok. Ama benim perimetrem yüksek. Kevin Durant'i savunan oyuncuyu gördüm. Hangi oyuncu olduğunu bilmiyorum. Onunki düşük ama savunması kötü. Benim 99 ve bir sürü becim var. Clemson falan var. Yani bunları düşünmek lazım. Onu demek istiyorum yani. Bunu bilmiyoruz. Şimdi devam edelim. Burada ne vermiş karakterimiz? Aynısı mı? Evet, aynısı. Devam edelim. Şimdi bu build oyunda beyler cap breaker var. Bunu canlı yayında da anlattım. O yüzden canlı yayınlara gelin. Detaylı bir şekilde her şeyi beraber sorun, cevaplayayım. Belki beni bilmediğimi siz biliyorsunuzdur. O yüzden
canlı yayınlar bizler için, sizler için, benim için çok önemli bilgi alışverişi oluyor çünkü. Benim görmediğim, bilmediğim ya da fark etmediğim bir şeyi siz bana söyleyebiliyorsunuz. Ha diyorsunuz ki ha burada böyle. Şimdi devam edelim. Bakalım 5-9 yine 168 LBS. 68 yani 65. Driving layup 99. Üçlük 94. Ball handling 94. Speed with ball 94. Hoşuma gitti. Bak bu mesela daha fazla hoşuma gitti. Üçlük 94 dedik. Aynen ball handling. Ball handle. Speed with ball. Tamam. Perimeter defense 92. Steal 94. Speed 96. Agility 83. Şimdi ben canlı yayında da ne demiştim? 15 tane beyler cap breaker gelecek. Cap breaker ne? Sezon ödüllerinde. Bakın. Burada bildiğimizin 94 üçlü var. Free point shot 94. Hepiniz görüyorsunuz. Cap breaker. İngilizcesi olmayan ya da bilmeyen arkadaşların ya da yardımcı olmak için bunu sizlere söylüyorum. Bakın build yaparken buna dikkat edin. 15 tane cap breaker. Oyun boyunca artı 15. Ne oluyor? Artı bir cap breaker demek attribute'um 94 ise 95 yapabilmem anlamına geliyor. Ödüllerde kazanırsam bir arttırma, bir şeyi bir arttırma avantajım oluyor. 15 tane olacak. O zaman şu build'de arkadaşlar artı 5 cap breaker 99 üçlük yapıyor. Artı 5 ball handling 99 ball handling yapıyor. Oldu 10 cap breaker. Son 5 kaldı. Steal artı 5 yaptı 15. 99 steal'imiz oluyor. Şimdi anlıyor musunuz? Aslında böyle çok daha OP oluyor. Şimdi yapılanlar, yapılan bitler değil. Cap breaker'la aslında. Çok 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 güçlü oluyor bitler. Yaparken bununla bitlerde bunu dikkat edin. Bakın sizler için araştırıyorum. Hem derslerim var. Gün içinde daha sonra geliyorum, araştırıyorum, canlı yayınlar açıyorum ve sizlere en iyi bildiğim, yani bilmediğim bir şeyi sizlerle paylaşmıyorum. Bunu build yaparken dikkat edin. Ne zaman ne VC boşa harcayın arkadaşlar. Buna dikkat edin. Cidden bu herhangi build yaparsanız, işte 5-9 olsun, 6-3, 6-6 ISO, 5-8 ya da center, her ne build yaparsanız yapın, bu cap breaker'ları düşünerek yapın. Artı 15 tane attribute dağıtabileceğim. Diyelim 94 ya da 94 driving dunk'ın var. Onu 99 yapabileceksin artı 5'te. Bunlar ödüllerle gelecek. Dün canlı yayında NBA 2K25'in Almanca olan sayfasından okuyup sizlere her şeyi tercüme ettim arkadaşlar. Türkçesine. Gelenlere, gelmeyenlere teşekkür ederim. Ama gidip isterseniz o canlı yayına bakabilirsiniz. O yüzden buna dikkat edelim. Ve videoyu kapatmadan önce son söyleyeceğim şu. Eğer bu build'i yaptınız, herhangi bir build'i, guard build'ini 5-9 farklı yaptınız, hiç önemli değil. Şu şey çok önemli. Sizin şu stick'le arkadaşlar, şu stick'le nasıl dribble yaptığınız, dribble yeteneğiniz, yeteneğiniz iyi değilse yeteneğinizi geliştirme sabrınız var mı? Uğraşmak istiyor musunuz? Yoksa daha sonra daha kolay bitlerle mi oynamak istiyorsunuz? O çok önemli. Ben iddia ediyorum ki bu build ilk oyuna başlayanlar için oynanacak bir build değil arkadaşlar. Eğer oyuna yeni başlıyorsanız, yıllardır guard oynamıyorsanız, o kadar şeyiniz yoksa gidin daha uzun build'ler açın. 2-2'de ISO oynayabileceğiniz, içeriye girip smaç vurabileceğiniz, arkadaşlarınızla zevk alabileceğiniz bir build açın. Bu challenge build'i. Bu kendinizi zorlayacağınız, kendinizi oyuna cidden vereceğiniz bir build ve zaman harcamanız gereken bir build olacak. O yüzden dikkat edin. Benim son söyleyeceğim ve vereceğim bilgiler bunlar. Cap breaker'lara dikkat ediyoruz. Açacağımız herhangi build'de fark etmez ne açtığınız. Bunu dikkat edin. Kendinize zaman ayırın. Ve herkese iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın.
Lütfen beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Başka build'lerde gelecek arkadaşlar. Başka build analizleri de yapacağız sizlerle paylaşılan. Sağlıcakla kalın. Ben İsmail. Peace out.